Seçim 2024 programından merhabalar değerli izleyenler. Seçime sayılı günler kaldı. Tabii adaylar sahada seçmenle buluşmalarını devam ettiriyorlar. Tabii bir taraftan projelerini açıkladılar. Bu projelerin nasıl yankı uyandırdığını dikkatle takip ediyorlar. Tabii seçmenin gündeminde acaba geçim mi var, seçim mi var? Biz bunu bütün adaylara zaten yöneltiyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırsaldaki iki önemli ilçesinin iki değerli başkan adayını ağırlayacağız. Sarıolan Belediye Başkan Adayı Murat Özcan ve Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan bizlerle olacak. Tabii biz yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde baktığımız zaman hem Sarıolan'da hem de Pınarbaşı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının çok iddialı olduklarını görüyoruz ve biliyoruz. Bu açıdan nasıl bir çalışma yürüttüklerini kendilerinden dinleyeceğiz. Tabii projelerini açıkladılar dedik ama bu projeler nasıl bir kabul gördü seçmen nezdinde? Bu son derece önem arz ediyor. Çünkü bütün adaylar bildiğiniz üzere daha çok vaatler üzerinde duruyor ama asıl Türkiye'nin önemli gündemi ekonomik kriz. Adaylarımızı sizlere tanıtayım ben. Sarıolan Belediye Başkanı Adayı Murat Özcan, hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Pınarbaşı Belediye Başkanı Adayı Deniz Yağan bizlerle olacak. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, iyi. Sizlere sormalı. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Tabii ülkenin gündemi şu an ekonomi. Dolayısıyla siz de seçim için sahadasınız. Vatandaşa gittiğiniz zaman, o istediğiniz zaman kendi gündemlerine baktığımızda asıl gündemleri geçim mi, seçim mi? Öncelikle Tolga Bey, şahsınız adına TV1 ailesine bize bu imkanı sağladığınız için teşekkür biz ederiz. Biz teşekkür ederiz. Uzun aylar şeyinde biz halkımızla beraberiz. Evet. Halk pazarları, esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. İnsanlarımızın gerçekten sıkıntıları çok büyük. Esnaf cephesine baktığınız zaman esnaf şunu söylüyor. Aha. Biz sattığımız ürünü tekrar alıp tezgaha koymakta çok zorlanıyoruz. Evet. Ebeveynlerle, aile büyükleriyle görüşmelerde bize ilettikleri şey şu. Biz artık bazı şeylerden feragat geldik. Bazı ürünleri biz yemiyoruz. Sadece çocuklarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek için kilo bazında alışverişi unuttuk. Evet. Tane alışveriş yapabiliyoruz diye. Gerçekten işler acısı bir durumda. Şu anda ekonomik, hele hele emeklinin durumu işler acısı. Yani bu kırsal diye adlandırdığımız ilçede dahi bu anlamda bir tabii sıkıntı ki görülebiliyor yani rahatlıkla. Türkiye'nin genelinde olduğu gibi kırsal bölgede de aynı sorunlar var. Yani bir de kırsalda daha çok tarım ve hayvancılık da ön planda olduğunu düşündüğümüzde akaryakıt fiyatları, elektrik fiyatları vesaire derken onların da herhalde alım gücü her geçen gün düşüyor. Zaten kırsaldan çok göç vermeye başladık. Çünkü hayvancılık bitti. Evet. İşte vatandaş tarımla uğraşmaya bırakmak zorunda kaldı. Çünkü maliyet, girdi maliyeti çok yüksek. Ürettiği ürünü sattığı zaman tekrar kendinin yaşamını idame ettirecek bir gelir elde olmadığı için farklı yönlerde vatandaş kendi geçimini sağlayabilmesi için mahallelerimizi terk etmeye başladı. İlçemizi terk etmeye başladılar. Farklı yönlere yönelmek zorunda kaldılar. Gerçekten çiftçilik ve hayvancılık Türkiye'de bitmiş durumda. Peki. Tabii bununla ilgili projeleriniz vardır. Bunları birazdan konuşacağız zaten. Şimdi Deniz Bey, siz ilk defa aday olmuyorsunuz tıpkı Murat Bey gibi. Murat Bey de daha önce siyasi deneyim yaşamış bir isim. Evet. Siz de yine siyasi deneyim olan bir isimsiniz. Önceki dönemiyle Pınarbaşı'ndan aday oldunuz. Bir önceki seçim dönemini bir hatırlayın şöyle. Bir de bu seçim dönemini bir hatırlayın. Bu seçim dönemine giderken Pınarbaşı çünkü geçiş güzergahı olduğu için önemli de bir ilçemiz. Ne diyordu ki vatandaş bu ekonomik kriz ortamında seçime gidilirken? Asıl gündemleri ne bu insanların? Tolga Bey, önce şahsınız ve TV1 ailesine bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben önceki dönemde tabii ki girdiğimizde o zamanki şeyler, ekonomik durum bundan biraz daha iyiydi. 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 Fakat şimdi şu durumda geçmişe bakaraktan en az onun 3-4 katında bir ekonomik sıkıntı oluştu. Evet. Evet. O zamanki dönemde vatandaşın yani bu kadar sıkıntıları yoktu. Ama şu anda işte bizim ora hep tarım ve hayvancılıkla, kırsal bölge olduğu için tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan evet. Bölge yani şey olaraktan. Ama bu dönemde emin ol artık hayvanlarını da besleyemez hale geldiler. Netice itibariyle birçok tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz işlerini bırakmak zorunda kaldılar. Hayvanlarını satmak zorunda kaldılar. Çünkü girdiler çok pahalı. Evet. Onun için yetiştiremiyorlar. Esnafımız
hakeza aynı öyle. Pazar yerlerini geziyoruz. Esnaf sabahtan akşama kadar siftah yapamayan esnaflarımızla karşılaşıyoruz. Aynı Murat Bey'in söylediği gibi yani satmış olduğu ürünü tekrar bir hafta 10 gün sonra geri yerine koyamıyor. Yani ekonomik sıkıntı aldı başını gidiyor. Bu toplumun her alanına sirayet etmiş durum. Evet, yani evet. Hem alışveriş yapmak için gelen tüketici için de aynı şey geçerli. Evet. Üretici satış için yapmak de, isteyenler için de aynı şey geçerli. Evet. Aynı sıkıntı devam ediyor. Yani ekonomik sıkıntı devam ediyor. Zaten dediğiniz gibi emeklilerimiz yani neredeyse çöplerden şey toplayaraktan geçimini sağlamak zorunda kalan emeklilerimiz var. Yani bizzat bunlara şahit oluyoruz yani. Evet. Evet. Şimdi Murat Bey sizinle devam edelim. Şimdi göç dediniz de bu göçün önüne geçebilmek adına illaki projeler belirlemişsinizdir. Şimdi Sarıoğlan bizim doğumuzda kalan şirin bir kentimiz. Şimdi biz bakıyoruz kim hangi aday önde diye siz şu an önde gittiğinizi görebiliyoruz. Tabii bu sizin yaptığınız çalışmalarda sizi ne kadar bu noktaya taşıdı bilemem. Onu siz söyleyeceksiniz. Bu projeleriniz arasında göçün önüne geçebilecek neler var onları bizimle paylaşabilir misiniz? Bizim en büyük sorunumuz ona gelmeden önce imar sorunu ilçemizin hat safhada. Biz imar sorununu çözerekten akabinde altyapı ve doğalgaz. Birçok göç vermemizin sebeplerinden bir tanesi de doğalgazımızın ilçemizde olmaması ve yakıtın çok fiyatlı olması. Bundan dolayı genellikle benim ilçemde 10. aydan 4. aya kadar 6 aylık bir süreçte Kayseri'ye göç var. Bunun en başlıca sebeplerinden bir tanesi de yakıt, kömür vesairenin çok pahalı olması ve doğalgazın. Biz altyapı sorunlarını çözerekten imarı getirip altyapı sorununu çözüp akabinde de bütün mahallelerimize en kısa sürede doğalgaza kavuşturmak için bütün çalışmaları başlatacağız. Evet. Tabii ki göçü engellemenin sadece bununla alakalı şey değil. Bizim ilçemizde birçok eksiğimiz var. Sanayi sitesi. Evet, Erhan. Evet. Sanayi sitesi. Bunun akabinde 2014 seçimlerinde biliyorsunuz Büyükşehir Yasası'na geçtikten sonra evet. Birçok kasabamız mahalle statüsüne geldi. Bundan dolayı da birçok belediye binamız ve kurum binalarımız atıl şekilde. Biz onları belediye sosyal tesisleri olaraktan yeniden dizayn edeceksiniz. Dizayn edeceğiz. Aynen. Bu binaları dönüştürüp kültür merkezi olarak. Kültür merkezi işte eksik olan yaşlı ve bakıma muhtaç insanlarımıza yönelik bu çalışmalar kaç mahallede yapılacak. Böyle bir şey planlayabiliriz? 5 mahallemiz beş var. Mahalle. Karüzü, Alaaddin, Gaziler, Palas, çiftlik mahallelerimiz biliyorsunuz. Bunlar büyük mahalleler. Belediye iken evet. Mahalle statüsüne gelen ve buradaki bütün kurumlar, binalarımız şu anda atıl şekilde. Biz bunları tekrar halkımızın hizmetine kazandıracağız. Güzel. Yine ilçemizde Karüzü mahallemiz Kızılırmak. Tarihi bir köprümüz Şahrı Köprüsü. Şahrı Köprüsü ve yeni yapılan köprü arasında mesire alanı yapacağız. Mesire alanı projemiz var. Halkımızın hizmetine sunacağız. Ve iş istihdamını. Aslında evet. Belediyede ben belediyeciliğin asıl şeyinin iş imkanı sağlayıp üreten bir belediye olmasını. Öz kaynak oluşturması aynen, lazım. Öz kaynak oluşturup hem belediyeden daha çok gelir elde edip halkımıza daha iyi hizmet edebilmek adı altında bir de orada yaşayan insanlarımıza iş imkanı sağlayabilmek adı altında yem fabrikası güzel. Projemiz var bizim. Yani daha da ucuza mal edip tabii hem de bu tarımla, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların da biraz daha alım gücünü de artırmak. Bizim asıl buradaki hedefimiz şu. Üreten çiftçilerimizin ürettikleri ürünleri değerinin bir tık üzerinde alaraktan bu fabrikada işleyip tekrar hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza daha ucuz yem temin edebilmek adı altında hani bir gelir veya bir fabrika şey olarak düşünmeyen gelir getirecek. Biz sadece çiftçimizin ürettiği ürünü daha yüksek oranda alıp onu işleyip daha uygun fiyatlara hayvancılık yapan vatandaşlarımızla buluşturacağız. Çok güzel. Ve ilçemizin kendine ait arazilerimiz var. Biz burada ata tohum projemiz var. Biz bu arazilerimizi
kendimiz ürünlerimizi yetiştireceğiz ve bütün çiftçilerimize tohum desteği vereceğiz. Güzel. Ücretsiz dağıtacağız bunu. Aynen. Çünkü gerçekten çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gerçekten maliyet girdileri çok yüksek. Evet. Biz onların yaşamlarını, hayatlarını sürdürebilmeleri için kendi imkanlarımızla onlara daha uyguna yem, tohum, bu tarz desteklerde bulunaraktan onları ayakta tutmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Böylece biraz önce sormuş olduğunuz sorunun da cevabı, evet, göçü engellemek için bir hamlemiz olacak. Güzel. Aynen bu şekilde. Evet. Ve benim ilçemde maalesef 2 yıllık bir yüksek okulumuz yok. Biz yine bu şekilde en azından 2 yıllık bir yüksek meslek okulu açılması için bütün çabaları sarf edeceğiz. Ki bu meslek yüksek okullarının açılması aslında bağlı bulunan ilçenin kültürel dokusunu da biraz değiştiriyor. Aynen. Daha zenginleştiriyor. Aynen ve şöyle bir şey de var. Bizim ilçemize, bizim o kırsal bölgeye cevap verecek. Atıyorum veteriner hekimliktir, ziraat mühendisliğidir. Bu tarz. Çünkü gerçekten ben şu anda bir üniversite öğrencisi babası olaraktan maliyetlerin çok yüksek olduğunu biliyorum. Biz istiyoruz ki çocuklarımız, kız, genellikle kız çocuklarımız evinde sıcak çorbasını içsin, kendi evinde yatsın, maliyeti düşük bir şekilde meslek sahibi olabilsinler. Bu yönde de elimizden gelen çalışmalarımızı yapacağız. Güzel. Ve bizim biliyorsunuz Palas Tuzla Gölü'müz var. Tuz Gölü, evet. Tuzla Gölü'müzde de böyle bir mesire alan ve... Hakikaten buraya hiç düşünülmedi mesela. Evet. Tuz Gölü'nün etrafında hiç böyle bir şey yok mesela. Yerli ve yabancı turizme kazandırmak için ben bu yönde deneyimli bir ekiple böyle dört dörtlük bir çalışma yaparaktan bunu hayata geçireceğiz. Ben bazen eşimle çay içmek için termosla çay götürüyoruz. Çünkü öyle bir tesis olmadığı için. Burada gezinti yaparken yurt dışından gelen karavanla vatandaşlar, yabancı turistlerle... Teşvik ediyorsunuz aslında. Aynen. Orada ben biliyorsunuz 24 yıl Almanya'da yaşadım. Evet. Almanya'dan gelen veya İsviçre tarafından gelen, Österreich'ten gelen, Avusturya'dan gelen Almanca bildikleri için onlarla sohbet ediyorum ve bana söyledikleri şey şuydu. Ya böylesi cennet gibi bir yerde hiçbir işlemin yapılmaması çok acı. Bir ağaç bile yok. Ağaç bile yok. Bir lavabo bile yok. Evet. İhtiyaçlarını giderecek. Biz buradan yola çıkaraktan Tuzla Gölü'nde böyle bir tesisi hem yerli hem yabancı turizme kazandıracağız inşallah. Evet ve turizmden buradan bir gelir de elde edebilir tabii ki. Gerçekten hani bizim işte Kızılırmak Şarkı Köprüsü, akabinde Karüzü Mahallemizdeki kale var. Evet. Orası da içler acısı. Bu bölgelerimizi yerli yabancı turizme kazandıracağız inşallah. Güzel. Ve gerçekten Türkiye'nin kanayan yarası. Hayvan barınağı. Sokak hayvanlarının çok eziyet çektiğini, çok sıkıntıda olduğunu biliyorum. Bunun için ilçemize en kısa sürede bir hayvan barınağı hayata geçireceğiz. Bu sokaklarda başıboş dolaşan tabii bütün ki, hayvanları bunlar için. Güzel. Tabii ki. Onları daha böyle yaşanabilir bir alan oluşturaraktan onların bakımlarını üstleneceğiz belediye olaraktan. Güzel. Bana hep sorduklarında Murat Sözcan, sizin hayaliniz Sarıoğlan'da ne diye, ben hep tek bir şey söyledim. Gerçekten diğerleri de önemli şeyler ama benim Murat Sözcan olarak tek hayalim evsel atıkları geri dönüşüm merkezi projesi. Geri döndüreceğiz yani bunu. Tabii ki. Çünkü orada bizim milli bir servetimiz çöple birlikte yok olup gidiyor. Evet. Bu işte biraz önce yine sormuş olduğunuz soru, göçü önlemede, iş istihdamı sağlamada tabii ve doğayı koruma anlamında eğer biz bu tesisi hayata geçirirsek inanın bütün belediyelerimizin bu tarz çalışma yapması gerekiyor. İnanın belediyelerimize çok aşırı derecede bir gelir kaynağı olarak düşünüyorum ve halkımıza hizmet etmek için bu paraları çöpten para kazanıp halkımıza hizmet etmek. Ki siz uzun yıllar Avrupa'da yaşadınız. Avrupa'da o gelişmiş toplumlarda artık çöpten enerji elde ediliyor. Evet. Ve bu enerji işte sokakta kullandığımız taşıtlarımızda, evimizdeki yakıtlarımızda vesaire kullanılabiliyor. Doğrudur. Bu projeleri birazdan detaylandıralım. Yani vatandaşta nasıl bir merak uyandırdı? Çünkü siz
gözünüzün içine baktım, böyle heyecanlanarak anlattınız. Herhalde karşılığı da var diye. Şimdi Deniz Hocam, Pınarbaşı bizim çok önemli bir kentimiz. Dolayısıyla evet. Oranın eksiklerini, hizmet açığını belirlediniz herhalde. Ve bu belirlediğiniz projeleri bizimle bir paylaşın. Ne var şimdi Pınarbaşı'nda eksik kalan, yapılmayan, unutulan ve siz ne vaat ediyorsunuz? Ne projeleriniz var? Vallahi şimdi Tolga Bey, biz işte şey olaraktan öncelikle belediyemizin şeffaf belediyecilik, yönetimimiz sürekli olaraktan halkımızın bilgilendirilmesine ve denetimine açık olacaktır. İlçe kent meclisini oluşturacak, aldığı kararlar belediyemiz için bağlayıcı olacaktır. Onun haricinde et süt entegre tesisi, bizi biliyorsunuz, bizim orada kırsal bölge olduğu için evet. Et süt entegre tesisi bizim bölgenin kalkınması için olmazsa olmazlarımızdan birisidir. Evet. Pınarbaşı et süt entegre tesisini Pınarbaşı markasına sahip et ve süt ürünlerinin üretimi ve satılmasıyla ilgilenecek bir işletme kurup istihdam ortamı sağlayacak ve ilçemiz markalaşacak yani Pınarbaşı olarak da. Hayvansal yem fabrikası, hayvan yemi yem fabrikası sitesi. Çiftçilerimiz bunun için kesif yem üretiminde gerekli ham maddelerin bir kısmını kendisi getirecek. Çiftçilerimizde bulunmayan ham maddelerin ise tesisimizden sağlanacak olup bu oranlar dahilinde çiftçimiz alacakları yemi daha ucuza mal edecektir. Hayvan pazarımız ilçemizde bulunan mevcut hayvan pazarından daha kapsamlı ve modernize edilmiş yeni bir hayvan pazarı inşa edeceğiz. Belediye yapı kooperatifi kurup ev ve iş yerleri sahibi olmak isteyenler için ilçemizde yokluğunu hissettiğimiz bir yapı kooperatifi kurup bu ihtiyaçlara son vereceğiz. Pınarbaşı Otokarı, halkımızın fikri ve görüşlerini dikkate alaraktan seçmiş olduğumuz yere Pınarbaşı'mızın konumu gereği istihdam alanları oluşturmaya yönelik yeni otokarın yapılmasında öncülük edeceğiz. Şu an otokar yok değil mi? Şu anda Pınarbaşı'nda otokar yok. Neden yok otokar? Ya işte daha öncesinde işte yeterli değil diye yıkıldı. Hı. Fakat ondan sonra da bir türlü yerine yapılamadı. Peki insanlar nasıl ulaşımı, nereden sağlıyorlar? Ulaşımı şehrin içerisinde şöyle bir çevirmenin ucunda küçük bir kulübe yaptılar. Aynı oradan geliyorlar, o şekilde şey diyorlar. Yani Pınarbaşı'na yakışacak bir terminal şeyimiz yok. Bunun için de işte o halkımızın fikirlerine sunaraktan otogarımızı yeni yapacağız. Yani bir ortak akılla evet, birlikte bir proje belirleyeceksiniz. Evet, size. Halkımızın anladım. Belirlediği ve en az 50-60 yıl sonrasına hitap edecek şekilde uzun süreli, hem uzun konum itibariyle hem şey itibariyle halkımıza sunacağız. İmar planımız kent dokusuna uygun bir şekilde yeniden modernize edilecektir. Çünkü ta 1960'lı yılların imar planıyla yönetiliyor belediyemiz. İşte Pınarbaşı'na has festival organizasyonları yapacağız. Her yıl alabalık ve yöresel ürünler festivalleri düzenleyip ilçemizdeki esnaflarımıza dolaylı yoldan katkı sağlayacağız. Eğitim ve öğretim desteği, Pınarbaşı'ndaki eğitim mazeretli göçün önüne geçmek adına kullanıma uygun Pınarbaşı'mızda eğitim alanları oluşturacağız. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize belediye bütçesinden düzenli olaraktan burs sağlayacağız. Bahçecik Barajı yanına sosyal yaşam alanları oluşturacağız. DS ile görüşüp baraj kenarlarında mesire alanları, kafe ve restoran amaçlı kullanmak üzere iş yerleri yapılıp bunlar açık ihale usulüyle halkımıza kiralanacaktır. Belediye
bütçesiyle hobi bahçeleri yapılıp halkımız hizmetine sunulacaktır. Tarihi konaklarımız restore edilip işletme haline dönüştürülmesi, imar koruma planı çıkarılarak bu yapılar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyemizin ortak çalışmaları doğrultusunda iş yerine dönüştürülecektir. Pınarbaşı çok tarihi bir ilçemiz. Evet, Kayseri'nin en eski ilçelerinden biri. Evet. Aziziye. Buranın tarihi yapılarını koruyabiliyoruz mu şu an? Maalesef koruyamıyoruz. Turizme kazandırılmış yapıları var mı? Hepsi bir şekilde yıkılmış. Turizme kazandırılmış da hiç bir tane şeyimiz yok. Bir iki tane tadilatı yapılmış binamız var. Fakat turizme yönelik hiçbir şey girişimde bulunulmadı. Yol kenarı iş yerleri projeleri, yol kenarlarına tanzim mağazaları açılaraktan yöresel ürünlerin satılması sağlanacaktır. İstihdam önceliği kadınlarımıza verilecektir. İlçemizde mesela çalışan bayanlar için kreş sorunu. Evet. Kreş sorunu var. Ondan ilçemize işte kreş sorununu çözeceğiz. Şeffaf belediyecilik yönetimimizin sürekli olaraktan halkımızın bilgilendirilmesinde ve denetiminde açık olacaktır. İlçe kent meclisini kuraraktan aldığımız kararlar belediyemizi için bağlayıcı olacaktır. Ev hanımlarına yönelik halk eğitim merkezi ve işkur işbirliği yapılaraktan istihdam amaçlı kurs ve seminerler düzenlenecektir. Sağlık hizmetleri açılacak olan belediye halk sağlık merkezinde tüm halkımızın ücretsiz olaraktan yararlanabileceklerdir. Yerli tohum bankası kurularaktan kaybolan ata tohumlarımızın kazanılması, korunması ve çiftçilerimize dağıtılması sağlanacaktır. Araç muayene istasyonunun istasyonu girişimlerinde bulunacağız. Kalıcı bir araç istasyonu girişiminde bulunacağız. Kayseri'ye gelmek mecburiyetini bırakmayacaksınız, evet. İnsanları. Kuracağımız işte tesislerimizde öncelik kadınlarımızındır. Belediye hizmetlerimizden şehit ve gazi ailelerini de ücretsiz olarak yararlandıracağız. Projelerimiz arasında bunlar var işte. Peki. Şimdi Murat Bey, uzun yıllar Avrupa'da yaşadım dediniz. Şimdi geliyorsunuz Kayseri'ye, kendi memleketinizden Sarıoğlan'dan belediye başkan adayı oluyorsunuz ki bu ilk değil. Şimdi nasıl bir duygu bu? Şimdi Avrupa'dan gelip Kayseri'de belediye başkan adayı olmak. Tamam, Sarıoğlan'da doğdunuz, orada büyüdünüz, sonra Avrupa'ya gittiniz, geri geldiniz. Şimdi Avrupa'da ciddi bir standart var, belli bir kurallar var. Şimdi Sarıoğlan'a geliyorsunuz, bu kurallar var ama uygulayan var mı bilmiyorum. Nasıl bir duygu bu? Sizi bir böyle götürüp getiriyor mu sürekli? Ben 2012 yılında kesin dönüş yaptık ailemle birlikte. İnanın ben Sarıoğlan sevdalısı, Türkiye sevdalısı, Kayseri sevdalısı bir insanım. Ben orada gördüğüm şeyleri benim ülkemde neden olmasın? Hı. Bu çok önemli çünkü. Düşüncesiyle evet. Burada karınca kararınca derler ya, elimizden geldiğince biz orada gördüğümüz teknolojiyi, orada gördüğümüz yaşam şartlarını burada elimizden geldiği kadar uygulamaya çalışacağım. Yakın çevrenizde bir değişim oldu mu? Onu gözlemliyor musunuz mesela? Bu önemli çünkü. Tabii ki. Hani bu soruyu aslında ben birçok kez duydum ama gerçekten ben dünyada birçok yerde, birçok ülkeye gittim. Ama Türkiye Cumhuriyeti kadar, Türkiye Devleti kadar cennet kokan bir ülke görmedim. Evet. Bize emanet edilen, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ecdadımızın bize emanet olan bu cumhuriyete, bu devlete küçücük bir şeyler yapabileceksem benim için büyük bir onur ve şereftir. Ve ben bunun üzerine çalışma yaparaktan belediye başkan adaylığına teklif ettiler. Biz de kabul ettik. İnşallah hep birlikte güzel şeylere imza atacağız. Peki, tabii varsa daha projeleriniz bunları da paylaşın bizimle ama. Tabii ki. Bu anlattığınız projeler, bizim de paylaştığınız projeler Sarıoğlan seçmeni ve halkıyla paylaştığınızda nasıl bir karşılık buldu? Şöyle söyleyeyim, biz bu projeleri hayata geçireceğiz diye halkımıza anlattığımızda bunların üzerinde tabii ki belirli bir süreç çalıştık. Hı hı. Sağ olsun bazıları sahaya inip bunları anlatmaya başladılar.
Vatandaşımızın tepkisi şöyle oldu. Kopya mı çekiyorlar size? Öyle de demeyelim de. Şunu söylüyor vatandaş. Siz belediye başkan adayısınız. Belediye başkanı olduğunuzda bunları hayata geçireceğim diyorsunuz. Şu anki mevcut anlatanlar 5 yıldır belediye başkanlarıydı. Neden yapmadılar diye güzel bir tepkiyle bize cevap verdiler. Ve bize sar olan halkı gerçekten inanıyor. Ve biz onların o inançlarını boşa çıkarmayacağız. Gece gündüz adil, adaletli bir... En çok bize şikayet gelen şu konuda mahalleler arasında yatırım, işte çalışma ayırdımı yapıldığı söylenildi. Yani eşit hizmet yok. Eşit hizmet yoktu. Biz bu yola çıkarken biz asla adaletten, adalet ve adillikten ödün vermeyeceğiz diye yola çıktık. 28 mahallemize de eşit hizmet vereceğiz diye yola çıktık. Gerçekten de bu şekilde de bir ekip hazırlayıp bu şekilde de çalışacağız. Benim 28 mahalleden 26 tane meclis üyesi adayım var. Benim için biz ilk başta ekibimize şunu söyledik. Encümen sıralamasında 1. 3. 10. 20. sıramız yok. Hepimiz 1. sırayız. Bütün meclis toplantılarımızda 26-27 tane meclis üyemiz aylık meclis toplantımıza gelecekler. Herkes mahallelerinin sorunlarının sorumlusu olacak. O bölgenin sorunlarını dile getirecek. Beyin harmanlaması yaparak mahallelerimizdeki sorunlara odaklanıp en güzelini, en sıfır hatalı hangisiyse o projeyi çıkarıp mahallemize uygulayacağız. Ki mahallenin kendiliğinden çıkacak. Tabii ki. Güzel. Birlikte. Güzel. Ya ortak akılla birlikte yöneteceksiniz. Kadınlarımızın bu göçle alakalı evlerine maddi olarak gelir sağlayabilmeleri için, kadınlarımızın istihdamını için becerilerine göre yöresel ürünlerimizin kullanıldığı, işlendiği, yapıldığı kooperatifler kurmayı düşünüyoruz. Güzel. Ki belediye bünyesinde bunlar olacak. Yine üniversite öğrencilerimize belediyemiz tarafından burs verilecek ki gerçekten bu birçok öğrencimiz maddi sıkıntılardan dolayı okul hayatını ya donduruyorlar ya da okulu bırakmak zorunda kalıyorlar. Sarılan nüfusuna kayıtlı olması yeterli. Tabii ki. Tabii ki. Herkes burs alabilecek yani. Evet. Ve ilçemizin büyük sorunlarından bir tanesi de işte demiştim ya başta. Evet. İmar sorunu. Gerçekten bütün sorunların ana temeli imar. İmar sorunu çözülmeden birçok işlemi yapamıyorsunuz. İşte doğalgazlı altyapıdır. Biz ilk etapta imar sorununu bütün mahallelerimizde sıfır pozisyonuna getirdikten sonra bütün mahallelerimizin doğalgaza kavuşması ve altyapı sorunlarını yaptıktan sonra akabinde de yol vesairelerini yapacağız. Çünkü bize emanet edilen bu paraları çarçur etme hakkına biz sahip değiliz. Evet. Onu en iyi yönde, en güzel şekilde halkımıza hizmet verecek şekilde kullanmak zorundayız. Göz boyama işine hiçbir zaman ben Murat Özcan olarak imza atmayacağım. 10 kilometre göz boyama, yol vesaire yapacağıma altyapısıyla, imarıyla, doğalgazıyla, her şeyle tas tamam bitmiş 500 metre yapacağım ama o yaptığımız yer en az o ilçede yaşayan vatandaşlarımıza bir 100 yıl hizmet verecek sorunsuz. Akılda da kalıcı olacak. Aynen. Peki. Şimdi Pınarbaşı en çok mahalleye sahip bir ilçemiz. Yanılmıyorsam evet. 140 mahallesi var. 122 tane mahallesi, 36 tane mezrası olan 1 milyon 270 bin metrekare alana sahip olan Kayseri'nin 16 ilçesinden en büyük yüz ölçümüne sahip olan bir ilçemiz. Peki buralara ulaşmak kolay oluyor mu? Her yere gidebildiniz mi mesela? Bu 122 mahalleye, 36 mezraya gittiniz mi? 122 mahallenin 122'sine de gittim. Tek tek mezralarına da gittim. Bir ucundan bir ucu 178 kilometre geliyor. Yani aralardaki mesafeler de o. Yaklaşık ben 3 aydır sahalardayım. Herkesten birebir tüm mahallelerde ev ev tek tek hane halkıyla, hane bireyleriyle de birebir görüştüm. Yani burası AK Partili, şurası başka partili, AB partisi gözetmeksizin. Hatta ki adayların kendi evlerine dahi gittiniz. Gittim. Ve nasıl bir tepki birebir, aldınız? Tepkiler hep iyi olumlu yönde. Olumlu mu? Olumlu. Teşekkür ediyorlar. Yani bizi de ayırmadın. Bizleri de aynı normal şeyler gibi gördün.
geldin diye herkesten iyi bir tepki aldım. Herkesle barışığım toplumun içerisinde. Pınarbaşı'nda yaşayan bir insan. Bu çok humanist bir davranış. Evet, çok alışık olmadığımız bir davranış. Sorunlarını bu. Evet biliyorum. Halkla paylaşıyorum. Hepimizin ortak sorunu bir. Ben de tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. İlçemizdeki eksiklikleri, ne varsa ne yoksa hepsini birebir yaşayaraktan yerinde tespit eden bir şahısım. Netice itibariyle bizim de aynı gittiğimiz mahallelerimizde altyapı zaten hiç yok. 3-5 tane, 122 tane mahalle, 36 tane mezradan toplasan yani 8-10 tanesinde sadece kanalizasyon şeyi var. Ama altyapı diye hiçbir şey yok. Biz işte geldiğimiz zaman halkın da şeyi, teveccühü o yönde sağ olsunlar. Yani bundan önceki dönemde de ben 2015'ten 2019 yılına kadar bir Ziraat Oda Başkanlığı yaptım. Evet. Halkla iç içeyim. Halkın sorunlarını biliyorum. Orada da bir 5 katlı bir bina yaptık. 3,5 sene bir görev yaptım. O 3,5 sene zarfında yani 30 senedir yapılmayan bir binayı yaptık. Amaçlarsan, hedef koyarsan yapamayacağın, başaramayacağın hiçbir şey yok. Köylerimizi geziyoruz. İşte parke sorunları var. Altyapı sorunları var. Hayvan barınağıyla ilgili aynı bizim de çalışmalarımız var. Çünkü 122 tane mahallede başıboş bırakılmış bir sürü hayvanlarımız var. Onlar sıkıntı yaratıyor. Bunlarla ilgili şeyler. Sonra Murat Başkanımın da dediği gibi geri dönüşüm şeyinde biz atık toplama işleme tesisi aynı biz de düşünüyoruz. Biz de kuracağız. Dediğim gibi bunlarla ilgili işte. Sonra gençlerimizin sosyal tesislere ihtiyacı var. Spor tesisleri kuracağız. Bunları vatandaşa anlattığınızda bu projeleri evet. Nasıl bir karşılık buldu? Yansıması ne oldu size? Vallahi karşılık olaraktan işte bu bütçeyi nasıl sağlayacaksınız? Ne şekilde başaracaksınız? Bütçeyi de işte sağ olsun kardeş belediyelerimiz oluşacak. Evet. Onların destekleriyle birlikte yetişemediğimiz yerlerde onlardan da destek alaraktan o projelerimizi de o şekilde tamamlayacağız. Sağ olsun Mansur Başkanım olsun, Zeydan Karalar Başkanım olsun. Yani bunların da destekleriyle projelerimizi hayata geçireceğiz. Böyle bir avantajınız var değil mi aslında? Evet. Anadolu'yu koruyan, evet, kolluyan evet. Başkanları var. Evet, sağ olsunlar hepsi de bu konuda söz verdiler. Yani birlikte gittik beraber Mansur Başkanımız ziyareti. Başkanım özür dilerim. Yok estağfurullah. Bu arada Kayseri'den Ankara'ya, Büyükşehir'e Mansur Başkan'a da kucak dolusu selam ve sevgilerimizi evet, gönderelim. Birlikte. Sağ olsunlar bizi kabul ettiler. Bize destek vereceklerinin sözünü verdiler. Sağ olsunlar. Yani evet. Sizi unutmadılar, güzel verdiler. Peki. Sağ olsunlar. Şimdi Cumhuriyet kuruluyor. Biz tek partili dönemdeyiz. 1950'den sonra artık demokrasiyle tanışıyoruz. Tek parti dönemi geride bıraktık. Sanılanın tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiç belediye başkanı var mı seçilmiş? Hayır. Siz ilk mi olacaksınız? İlki başaracağız. Atam, Paşam Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden öncelikle bunu söyleyeyim. Aday gösterilmek benim için onur ve şeref. Biz yine ecdadımızın, atamızın bize emanet olan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Biz atamıza bir ilçi Sarıolan'la başararak küçücük bir 100. yıl hediyesi olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile Sarıolan Belediyesi'ni taşlandıracağız. Buna inanıyorsunuz yani. %101. %101. Güzel. Evet. 1950 dedim, 1946 olarak onu düzelteyim. Pınarbaşı'nın tarihinde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı var galiba. Var, evet. Bir dönem mi var? Bir dönem var. Peki, kaç yılında ve bundan sonra olacak mı? Vallahi yıl olaraktan tam hatırlayamıyorum. Ama bir dönem. Bir dönem, evet. İsmet Tufan mıydı? İsmet Tufan Bey İsmet vardı. İsmet Tufan, evet. Şey olaraktan. Galiba
80 küsürlü yıllardı yani şey olaraktan tam net bilmiyorum. Evet, çünkü evet. Onun için ama tarihinde CHP'li belediye başkanı seçilmiş. Vardı, yani. Evet, vardı. Peki, yeniden mümkün mü? Tabii ki mümkün. Murat Başkanım'ın dediği gibi aynı %101 yani. %101 seçileceğiz. Çünkü halkımızda o teveccühü, o güveni sağladık. Halkımızın teveccühü o yönde. Çalışmalarımızı da takdir ediyorlar. Şimdi muhalefetin sürekli bir söylemi var. Değişim, değişim, değişim. Evet. Vatandaş bu değişim sözünü algısına kapılmış mı? Kendiler de söylüyor, biz de söylüyoruz. Artık Pınarbaşımız için bir değişim şart yani. Çünkü bundan önceki dönemde çok cüzi bir şeyle oyla kaybetmiştik. Ama kaybeden Pınarbaşı oldu. 5 yılı kaybolmuş oldu. Bir 5 yıl daha kaybolmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunu halkımızla birlikte. Bunu paylaşıyorsunuz halkın, Pınarbaşı halkıyla. Ne diyorlar? Ne cevap veriyorlar size? Doğrusunuz diyorlar, haklısınız diyorlar. Pişman olduk pişman diyorlar. Pişman olduk diyorlar. He. Gittiğimiz her hanede biz bu pişmanlığı bizzat kendilerinden duyuyoruz yani şey olarak da. Peki. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Sarıoğlan'da hiç belediye başkanı çıkartamamış. Doğru. Ama her dönem adayını çıkartmış. Doğru. Şimdi siz inanıyorsunuz diyorsunuz ki %101'den seçileceğim diyorsunuz. %101. Peki niye size oy versinler? Sarıoğlan halkı niye Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Murat Özcan'a oy versin? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne niye oy versin? Vatandaş bıktık artık diyor. Hmm. Bizim daha dürüst, daha adil, daha adaletli bir anlayışa sahip olduğumuzu bildikleri için, Sarıoğlan halkı Murat Özcan'ı tanıdığı için, dürüstlüğümüze inandıkları için diyorum ben. Bize oy verecekler. İnanın benim 28 mahallem var. 28 mahallemin belki bir veya iki mahallesi haricinde yollarına baktığınız zaman ki benim Palas mahallem örnek vereyim. İlçemin en büyük mahallesi, ilçe merkezinin hemen hemen iki katına yakın nüfusa sahibiz. Evet. %99'u demiyorum, %100'ü köstebek yuvası gibi. İnanın vatandaş sanayiyle akraba oldu artık. Ben de geldim araçlar, gördüm. Evet. Sorun yaşıyor, ön takımları bozuluyor, araçlar inanın köstebek yuvası gibi. 10 dakikalık gideceğiniz yolu 40 dakikada gidiyorsunuz. Bunun itfaiyesini düşünün, bunun ambulansını düşünün. Gerçekten içler acısı durum. Gerçekten içler acısı durum. Biz bunları tabii ki dediğim gibi her şeyin ana temeli imar sorunu. Biz en acil şekilde imar sorununu çözeceğiz. Akabinde altyapı ve doğalgaz. Ondan sonra vatandaşa 100 yıl, en az 100 yıl sorunsuz hizmet verecek asfaltlarımızı yapacağız. Ya dedim ya başta Tolga Bey, hani göz boyama işine biz girmeyeceğiz. İşte asfalt atıyorlar, 2 ay sonrasında bir proje geliştiriyorlar. İşte tekrardan orayı köstebek yuvasına döndürüyorlar. İşte alt geçit, üst geçit vesaire. Bunları biz planlı projeyle hepsini bitirdikten sonra, asfalt işlemini bitirdikten sonra ilçe insanımıza 100 yıl hizmet verecek yollarımızı yapacağız. İlçede hat safhada TOKİ. Son bir yıl içerisinde cüzi bir TOKİ binası geldi. Bize yeterli değil. Bunun üzerinde geniş çapta bir çalışma yapılacak. GEZ projemiz var. Yine Sarıoğlan'ımıza bunu hayata geçireceğiz. Çiftlik mahallemizde hayvan pazarımız var. Canlı hayvan pazarımız. Evet. Yanında kesimhanemiz var. Şu anda ikisi de atıl durumda duruyor. Biz bunları da hayata geçireceğiz. Kullanılmıyor mu şu an? Kullanılmıyor. Atıl şekilde duruyor. İkisi de bütün binası vesairesi. Kamu yatırımı bunlar. Kamu milli yatırımı, servet. Aynen. Ama kullanılmıyor. Atıl bir şekilde duruyor. Biz bunları tabii ki restore ederekten en hızlı bir şekilde... Kaç yıldır atıl duruyor Murat Bey? Aşağı yukarı 7-8 yıldır atıl bir şekilde duruyor. Şaka gibi yani. Evet. Dedim ya, bize emanet edilen devletimizin, halkımızın parasını biz çarçur etmeyeceğiz. Biz vatandaşa uzun yıllar hizmet verecek projelerde bu paralara, bize emanet edilen emanete sahip çıkaraktan vatandaşımıza uzun yıllar hizmet verecek
projelerde inşallah bunları hayata geçirerek yani akılda kalacak iz bırakacaksınız. Tabii ki. Göz boyama işine ben Murat Özcan olarak ve anladım, ekibim olarak kesinlikle yani imza atmayacağız. Anladım. Kesinlikle ve kesinlikle. Bizim Tuzla Gölümüz var. Bu zamana kadar hep Tuzla festivalleri yapılıyordu. Son 10 yıldır Tuzla festivalleri de yapılmaz oldu. Biz geldiğimizde tabii ki bu Tuzla festivalimizi de hayata geçireceğiz. Şimdi biz orayı Tuz Gölü diyebiliriz de sizin deyiminizde Tuzla Gölü mü orası? Tuzla Gölü. O civar öyle mi bilir? Evet. Öyle mi bilir onu? Tuzla Gölü. Ha, evet. Tamam. Anlaşılsın diye aynen sorayım dedim. Yine benim diğer ilçelerden bir şanslı yanım daha var. Hı hı. Sarıolan Belediyesi'ne ait Kızılırmak üzerinde kum ocağımız var. Evet. Ve parke fabrikamız var. Evet. Şu anda onlar da atıl bir şekilde, işler acısı bir şekilde duruyor. Kullanılıyor ama farklı emellere. Biz açık yüreklilikle ben onu söyleyeyim Tolga Bey. Buyurun. Biz ilk geldiğimizde vanaları kısacağız. Hı. Dışarıya sızan vanaları kısacağız. Evet. Bütün vanalar belediye kasasına gelecek ve orada biriken parayı vatandaşın hizmetine en gerekli böyle ama çarçur etmeden böyle vatandaşımıza yüzyıllarca hizmet verebilecek kalıcı olan şeyler olaraktan vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Yine Kızılırmak Havzası'nda biz Sarıolan Belediyesi'ne ait olmak üzere balık yetiştirme tesisleri kuracağız. Hmm. Alabalık çiftlikleri kuracağız. Hem iş istihdamı hem belediyeye bir gelir. Çünkü gerçekten ben birçok belediye başkan adayını dinliyorum. Evet. Hep yapıyor. Evet. Ama bunları yapabilmek için bir kapitale, bir gelire gerek var. Evet. Biz önce gelir getireceğiz ve akabinde o gelen geliri de son kuruşuna kadar yine halkımızın hizmetine harcayacağız. Şimdi herkes yazmış, diyorlar ki Sarıolan muradına kavuşacak diyorlar. Yorumlara bakıyorum. Eyvallah. Şimdi, başlarları. Murat Kurum'dan mı bir alıntı yoksa? aslında bir... Espri yapıyorum tabii. Bir gazete manşetinde de bir manşet atmışlardı. He. Kayseri'nin Mansur'u diye. He, Murat Özcan diye. Aynen. Peki. Gerçekten biz adil ve adaletten asla ayrılmayacağız. Elimizden geldiği kadar adaletli, eşit davranmaya çalışacağız. Bundan kimsenin tereddüdü de olmasın. Peki. Başkanım, evet. Pınarbaşı halkı Cumhuriyet Halk Partisi'ne niye oy versin? Deniz Yağan'a niye oy versin? Niye sizi seçsin? Pınarbaşı halkı bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiç dediğimiz gibi bir dönem başkanımız oldu. Ondan sonra da olmadı. Hep şey olaraktan muhafazakar kesimde, sağ kesimlerden yöneticilerimiz oldu. Ve Pınarbaşı hak ettiği hizmeti alamadı. Evet. Ondan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden bizim dürüst ve şeffaf belediyecilik şeylerimizden bir de belediyemizde kent meclisini oluşturacağız. Kent meclisimizde yani halkla iç içe belediyeyi hep birlikte yöneteceğiz. Esnaf bu kent meclisinde düzenli şekilde her ay toplantılarımız olacak. Bunların içinde esnafımız olacak, sanayicimiz olacak, muhtarlarımız olacak, sivil toplum örgütlerimiz olacak. Onlarla birlikte Pınarbaşı Belediyesi'ni halkımız yönetecek, halkın belediyesi olacak. Onun için de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermelerini istiyoruz. Halk belediyeciliğini Pınarbaşı görecek ve yaşayacak. Yani bunu anlattığınız zaman aldığınız cevap ne yönde? Olumlu yönde. Onlar da şeffaf belediyeciliği özlediler. Geçmiş işte yönetimlerimizde yani belediyeciliğin haricinde sanki özel bir şirket gibi yönetildi yani bugüne kadar belediyelerimiz. Ondan dolayı da halkta bu tedirginlik var. Yani ihtiyacı olana değil, ihtiyacı olmayanlara hizmet gitti. Bireylere yapıldı, topluma, şahsıza, yani vatandaşa yapılmadı hizmet. Ondan dolayı bizim şeylerimizde de halkımıza anlattığımız şey nedir? Halk belediyeciliğini Pınarbaşı'nda bizzat yaşatacağımızı,
Onunla ilgili işte projelerimizi sunduk. Onlar da sağ olsunlar bizi o yönde destekliyorlar. O teveccühü gösteriyorlar. Peki. Öyle. Başkan, şimdi bitiriyoruz. Son sözlerinizi alacağız. Seçmene ne mesaj vermek istersiniz? Ben öncelikle bir küçücük şey daha ilave etmek istiyorum. İlçe merkezimizde ve 4 büyük mahallemizde halk pazar yerlerimiz var, alanlarımız var. Evet. Oralarda da şu anda kapalı bir sistem yok. Biz ilk mazbatayı aldığımızda en acil olarak o 4 büyük mahallemizdeki halk pazarımızı kapalı sisteme getireceğiz ve diğer mahallelerimize belediye bünyesinden servis çıkartarak o vatandaşlarımızı oraya ücretsiz taşıyarak alışveriş yapmalarını sağlayacağız. Bunu da iletmiş olayım. Evet. Son seçmene mesajlarınızı alalım. Hak, hukuk, adalet için biz yola çıktık. Bizden desteklerini esirgemesinler. Biz onlara layık olmaya çalışacağız. Ben son söz olaraktan ben Sarıolanlıyım. Sarıolanlı olmaktan da şeref duyuyorum. Her şey Sarıolan ve 28 mahallem için işimiz, gücümüz Sarıolan diyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Selam ve saygılarımı iletiyorum herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Deniz Hocam, sizin de son mesajlarınızı alalım. Seçmene ne mesaj vermek istersiniz? Ben de Pınarbaşı'nda yaşayan bir vatandaşım. Pınarbaşı'nın sorunlarının her türlü şeyini biliyorum. Netice itibariyle Pınarbaşı benim orada okuduğum yıllarda, ilkokulu Pınarbaşı'nda okumuştum. Yani diyebilirim İç Anadolu bölgesinin en modern, en güçlü bir ilçesiydi. İç Anadolu bölgesini besleyen bir ilçeydi. Fakat şu anda emin ol kendisini bilene besleyemez hale geldi. Seçmenimizin de bu rahatsızlığını hissediyorum. Ondan dolayı bizlere destek vermelerini istiyoruz. Peki. Herkese sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok biz sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenler, Seçim 2024 programımızda Cumhuriyet Halk Partisi Sarıolan Belediye Başkan Adayı Murat Özcan ve Cumhuriyet Halk Partisi Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan'ı konuk ettik. Tabii kırsal ilçelerimizde anlattıkları projeler ne yönde kabul gördü, bunları anlatmalarını istedik. Kırsal deyip gelip geçmedik. TV1 ailesi olarak bütün belediye başkan adaylarımıza eşit şartlarda davranmaya devam edeceğiz. Bir başka programımızda başka bir konuk ve konuklarla buluşmak umuduyla hoşça kalın.